Isı sıcaklık 5 testindeyiz. Birinci sorudayım. Birer uçlarından duvara şekil 1'deki gibi tutturulmuş cisimlerin sıcaklıkları artırılınca şekil 2'deki hali alıyor. Buna göre çubukların boyca uzama katsayıları hakkında yorum yapın diyor, sıralama yapın diyor. Şimdi arkadaşlar, eğer son durumda hepsi eşitlenmişse bir kere M'nin kimin en küçük, yani bu sıcaklıktan çok daha az etkili demek ki boyca uzama katsayısı M'nin en küçük. K'nın ortada, o da yani bir şu kadar kadar bir mesafe ilerleyebilmiş. Fakat L'ye bakın, doğrudan bu kadar mesafeyi tamamlayıp M'ye yetişebilmiş. Dolayısıyla L'nin uzama katsayısı daha büyük K'dan, o da daha büyük M'den. Doğru cevabım Bursa. Sıcaklığı bir miktar artırılan bir katı cismin boyu, öz kütlesi, kütlesi niceliklerinden hangileri değişmez demiş. Sıcaklığı arttırdığımızda genleşebilir haliyle boyu değişebilir arkadaşlar. Sıcaklığı arttırdığımızda öz kütlesi hal değiştirebilir. Hal değiştirdikten sonra öz kütlesi değişebilir. Bu da doğrudur. Ve fakat her zaman hal dahi değiştirirse totalde arkadaşlar kütlesi daima aynı kalır. Dolayısıyla yalnız 3 Ceyhan. Üçüncü sorudayım. Homojen bir metal levhada bir dilim kesilerek yukarıdaki cisim elde edilmiştir diyor. Çemberin yarıçapı R dilim parçasının merkez açısı alfa olduğuna göre sıcaklıklar artırılırsa R ve alfa büyüklükleri için hangileri doğru olur? Şimdi büyütelim. İşte sıcaklık arttı, bir genleşme meydana geldi. Şöyle bir işte büyüdü bizim levhamız. Aynı şekilde işte uzunluğu da şuraların arttı. Ve fakat bakın, aynı açı daima taramayacak mı? Ne kadar büyürse büyürse, yani şu alan dolsa bile taradığı açı hep aynı olmayacak mı arkadaşlar? Şu açı aynı olacak alfa. Bu durumda alfa değişmiyor arkadaşlar. Fakat R uzaklığı, yani yarı çapı büyüdüğünde değişmiş oluyor. Cevabım Denizli. Dördüncü sorudayız. Kışın otobüsten inip yolda yürümeye başlayan bir kişinin gözlük camı yerinden çıkıp düşmüştür. Gözlük takan arkadaşlarımız. Gerçi artık yeni tip gözlüklerde bu çok olmuyor ama. Bunun nedeni diyor, sıcaklık düşünce cam küçülmüştür. Evet arkadaşlar, eğer camın genleşme katsayısı boyca uzama ya da küçülme hacimce uzama katsayısı daha küçükse yapıldığı materyale göre cam küçülmüş olabilir. Sıcaklık düşünce çerçeve küçülmüştür. Evet, çerçevenin yapıldığı materyal her neyse genleşme katsayısına bağlı olarak o da küçülmüştür arkadaşlar. Fakat birbirlerinden farklı küçülmüştür. Camın genleşme katsayısı çerçeveden daha büyüktür. Arkadaşlar evet, camın genleşme katsayısının daha büyük olmasını bekliyoruz. Çünkü içinden düşen o kadar küçülmüş ki çerçeve küçülürken onu tutamamış. O yüzden cevabım 1, 2, 3 hepsi doğru. Edirne. Beşinci sorudayım. Ortamın sıcaklığı artarsa ABCD uzunluklarının hangisi artar demiş. Nedir bu ABCD uzunlukları? Homojen düzgün bir telin, aynı telin kıvrılarak oluşturdukları şekillerdeki uzunluklar. Ne olacak kıvrıldığında aynı tel ne olacak? Mesela A buraya geldi, işte C şöyle geldi, D işte uzadı, bu tarafa geldi ama aynı zamanda ucuna bağlı bir şey olduğu için de ne oldu? Bu taraf da uzadı ve bu telden ötürü bu tarafa da gitti arkadaşlar. Dolayısıyla D uzaklığım bir kere artacak. Aynı şekilde C uzayacak, A uzayacak, B uzayacak, D diğer tarafım uzayacak. Dolayısıyla arkadaşlar A, B, C, D üçü birden uzunluğu artacak genleştiğinde. Altıncı sorudayım. Birer uçlarından duvara sabitlenen çubukların sıcaklığı artırılınca T kadar boylarındaki artış miktarı eşit olmaktaymış. Buna göre çubukların boyca uzama katsayıları. Şimdi artış miktarı eşitse, yani K o kadar az uzuyor ki M ona yetişiyor, L de ona yetişiyor. Bu durumda arkadaşlar K'nınki bir kere en küçük değil mi arkadaşlar, boyca uzama katsayısı en küçük. M'nin ona göre biraz daha büyük ama yine L ona hızlı yetiştiği için L'ye göre daha küçük. Dolayısıyla cevabım Ceyhan, L, M, K. Yedinci sorudayım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Eşit uzunluktaki KL çubukları birbirine tutturulup O noktasına sabitlenmiştir diyor. Ve L çubuğunun boyca genleşmesi K çubuğundan daha büyük olduğuna göre ortam sıcaklığı artırılırsa L çubuğunun hangi ucu hangi noktaya gelebilir? Şimdi bir kere L K'ya göre daha uzuyormuş. Atıyorum K'yı bir uzattım. L de tabi bu uzağa gelmedim o noktada. L'yi de şimdi bir uzatamam. Çünkü eşit değiller.
birden fazla gitmesi lazım. Dolayısıyla E olamaz. Yani L buraya geldiğinde bir tık defa daha uzamamış ve E olmamış oluyor. Temizleyelim, tekrar bakalım. K'yı 2 defa uzattım. Ne oldu? Hatta K'yı bir 3 defa uzatayım ben. Uzatamadık. Tabletimizin hızı yetmedi. Evet, 3 defa uzattım. Bakın B'ye gelmesi için L'nin yine 1 uzatması lazım. Daha da küçük oldu hatta K'ya göre. Olmaz. 2 uzattığında da C'ye geliyor. Yine olmuyor. Küçük kalmış oluyor. A'ya geldiğinde ise burası 4, burası 3 uzadığından yine uymuyor arkadaşlar. Ve fakat D'ye bakalım. D'nin hizasına gelirken K 2 birim uzuyor değil mi? L zaten burada, bakın. L zaten burada. 2 birimden fazla uzayabiliyor. Dolayısıyla L K'dan daha büyük bir ifade olmuş olabiliyor. Dolayısıyla yalnızca D'ye gelebilir arkadaşlar. L'nin uzunluğu. Cevabı Medine. Şekilde verilen ısıca yalıtılmış, genleşmesi önemsiz kaplarda eşit sıcaklıkta sular vardır diyor. Ortam sıcaklığı T artırılınca su seviyeleri yüksekliklerinin büyüklüklerinin büyükten küçüğe sıralanması. Şimdi L'de bu kadar miktar bir su var. Bakalım. Daha kılcal bir boru olduğundan işte T kadar artırıldığında şöyle bir hizaya geldiğini varsayalım. M'de daha az miktarda su var. Haliyle bir kere M L kadar çıkamayacak. Aynı yarı çapta olsalar bile, ki L'nin, M'nin bu durumda tüpün etrafının da daha geniş olduğunu görüyorum. L'ye göre bir tık daha aşağıya yükselebilmesi lazım. Çünkü gittiği mesafe belli. Hele K'nın arkadaşlar yükselebileceği alan burada arttığı için, genişlediği için ancak şöyle bir hizaya gelmiş olacak. Dolayısıyla cevabım L büyük, M büyük, K olacak sıvı seviyeleri bakımından düşündüğümüzde. 9. sorudayım. Duvara tutturulmuş iki çubuk özdeş ve homojendir demiş. Çubuklar arasında genleşmesi önemsiz K, L ve M ipleri şekildeki gibi bağlanmıştır diyor. Ve odanın sıcaklığı artırılınca iplerin kopma sırasını bize sormuş. Şimdi burada iki çubuk özdeş, genleştiklerinde ne olacaklar arkadaşlar? Uzayacaklar değil mi? Birbirlerini çekiştirecekler. Hayır, uzarken ve bu tarafa doğru da giderken değil mi? Aşağı yukarı da bunların hareketi olacak. Ne olacak? En çok bir kere K. K'nın çünkü arasında 3 birim var. Tam 3 birimlik bir mesafede yerleştirilmiş. Bir kere K birinci sırada kopmuş olacak. L 2 birimlik bir, M pardon, 2 birimlik bir mesafede yerleştirilmiş. Sırasıyla M ve en son sadece 1 birim fark olan L kopmuş olacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 10. sorudayım. K, L ve M çubukları birer uçları yere sabitlenerek şekildeki gibi yerleştirilmiştir diyor. Çubuklar aynı maddeden yapıldığına göre ortam sıcaklığı artarsa X, Y ve Z uzunlukları için hangileri doğru olur? Ne olacak arkadaşlar? Her taraf eşit oranda uzamayacak mı? Dolayısıyla aradaki mesafe artmayacak mı hepsinde de? X'te de, Y'de de, Z'de de daima arkadaşlar eşit oranda uzadıklarına göre artacak. Cevabım Denizli. Aşağıdaki olaylardan hangisinin nedeni diğerlerinden farklıdır? Güneşin dünyayı ısıtması, esasında ısı iletimi değil mi arkadaşlar bu? Isı iletimi ile alakalı. Duvara yaslanınca üşünmesi, yine duvar daha bize ısı iletimi daha az olduğu için aynı ortamda olmamıza rağmen, aynı sıcaklıkta olmamıza rağmen ısıyı daha az ilettiğinden sebep yine ısı iletimi ile alakalı bizi üşütecek. Isınan havanın yükselmesi ne olacak arkadaşlar? Bu da yine ısının bir iletim yolu. Isı iletimi. Soğuyan demirin küçülmesi. Bakın bu da genleşme ile alakalı. Ateş üstüne yemek pişirilmesi. Bu da ısı iletimi değil mi arkadaşlar? Ateşten çıkan ısının iletilmesiyle yemeğimizi sürünüyor. Dolayısıyla cevabım Deniz'de olmuş oldu. Bu testi de burada bitirmiş olduk.